Musk'ı son dönemde yaptıklarıyla çokça konuşuyoruz. Bir yandan da şimdi Trump'ın ekibinde olacağı için ayrı bir gündem maddesi oldu dünyada. Ama şimdi sahibi olduğu X üzerinden de biraz konuşalım. Çünkü çok tepki çekti. X'i nasıl kullandığı, satın aldığı vesaire. Şimdi İtalya Cumhurbaşkanı Musk'a İtalya'nın iç işlerine karışmayı bırakmasını söylemiş. Bir yandan Guardian gazetesi de X'te paylaşım yapmayı bırakmış. Sistem dolu bir mesaj paylaşılmış X'le ilgili. Ne diyorsun bu konularla ilgili? Musk öyle biri ki değişen, hızla değişen dünyanın en çok etki yaratan, en çok konuşacağımız isimlerinden biri. Yani uzay teknolojisi, sosyal medya, elektrikli araç, yönetim, küresel nüfus, Mars'a gitmek hepsi onda var ve de el atmadığı ülke kalmıyor. Zaten Amerika'da yönetime girdi, bakanlığı garantiledi. Daha önce İngiltere ile arası bozulmuştu birçok ülkeyle daha ve şimdi sıra İtalya'ya geldi. İtalya'da biliyoruz ki Meloni yönetimi Arnavutluk'la bir göçmen anlaşması imzalamıştı. O anlaşma kapsamında yasa dışı göçmenleri gemiyle Arnavutluğa yolluyor. Ama iki kez yolladığı göçmenler hakkında mahkeme kararı çıktı. Ülkeye geri getirilmeliler. Bu süreç yasalara aykırı diyor İtalyan yargıçlar. Dolayısıyla yargıyla hükümet arasında bir savaş varken bu savaşta Elon Musk da tarafını tuttu ve İtalyan yargıçları eleştirdi. Bunlar bu ülkeden gitmeli dedi. Böyle karar mı olur? İtalya'yı İtalya demokrasi değil miydi? Yoksa seçilmemiş otokratlar mı yönetiyor dedi. Oraya da el atıyor. Oraya da el attı ve de çok ağır ithamlarla. Hal böyle olunca İtalyan siyaseti karıştı. Meloni'nin müttefikleri aşırı sağcı ki hem başbakan yardımcısı hem de Ulaştırma Altyapı Bakanı Salvini, Elon Musk haklı dedi. Gerçekten de yani yurt dışından bakıldığında bizim ülkemizdeki olaylar çok akıl almaz. Ben İçişleri Bakanı iken yasa dışı göçmenleri engelledim diye hapis yatabilirim diyor. Dolayısıyla aşırı sağın görüşü belli. Sol partilerin, muhalefetin görüşü belli. Onlar da Elon Musk'ı yani bırakın yargının bağımsızlığına müdahale etmek bir yana, İtalya'nın egemenlik haklarına müdahale etmekle suçluyorlar. Benzer açıklama İtalya'nın en üst makamından, Cumhurbaşkanı Mattarella'dan da geldi ve Elon Musk kendisine vazife çıkarmasın. Biz anayasamızla nasıl kendi işimizi halledeceğimizi biliriz. Hani bize ders öğretmeye kalkmasın dedi. Ama Elon Musk haylaz da biri. Seviyor da gerçekten sorun çıkarmayı, etkisinin belki de gücünü görmeyi seviyor. Durmaya niyetli değil gibi. Şimdi İtalya biter, başka birisi başlar. Ama şuna da dikkat çekelim. Şimdi Meloni ile aralarındaki ilişki malum. Çok konuşulmuştu. Bir aşk mı var diye bile konuşulmuştu aralarında. Evet, hatta sevgili değiliz, aramızda gönül ilişkisi yok diye açıklama yapmak zorunda kalmıştı ama ideolojileri uyuşuyor gibi birçok noktada. Tabii ayrıştıkları noktalar var. Örneğin Meloni taşıyıcı anneliğe karşı ama Elon Musk bunu da savunuyor. Bu işin farklı boyutu. Ama Elon Musk'a tepki daha da artıyor. Artık yayın kuruluşlarından da örneğin İngiltere'nin sol tandanslı en prestijli gazetesi Guardian X paylaşımlarını durdurma kararı aldı. Bu da çok önemli, değişik bir ivme. Çünkü yani eskiden Twitter'ken, X değilken Twitter en fazla bilgi paylaşılan ve her mecranın, her kişinin orada etkisini artırmak istediği, daha çok kullanıcıya ulaşmak istediği bir platformdu ama şimdi tersini görüyoruz. Amerikan seçimleri tutumu nedeniyle, işte aşırı sağ megafon olması nedeniyle Guardian böyle bir karar aldı. Peki Fatih.